BDP il binası gece geç saatlerde yakıldı. 12-23 civarı. Kaç? 23. Gaziantep'te 9 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan patlama tepkilere neden olurken bu kez olay büyüdü. BDP yöneticileri, BDP üyeleri, halkımız Kocaeli'de ayaktadır ve mücadelesine devam edecektir. Gece geç saatlerde BDP il binasına gelen zanlı elindeki benzin bidonu ile kapı ve çevresine benzin döktükten sonra ateşe vererek olay yerinden kaçtı. Alevlere hemen müdahalede bulunuldu. Yangın büyümeden söndürüldü. Partinin il başkanı Mehmet Alçınkaya'nın açıklamasında ise ağır suçlamalar vardı. Gaziantep'te barışı bir kere daha provoke etmek için, barış taleplerini bir kere daha yok saymak için, savaş konseptinde bir kere daha direnmek için AKP iktidarı Gaziantep'te meydana getirdiği provoke sonucunda özellikle partimizi ve halkımızı hedef göstermiştir. İl başkanının bu açıklaması kısa süreli gerginliğe neden oldu. Olayı gerçekleştiren zanlı da çok geçmeden yakalandı. Zanlının Gaziantep olaylarına sinirlenerek eylemi yaptığını söylediği iddia edildi. Biz bu dönemden de yakınsak da biz bu amacımızdan vazgeçmeyeceğiz. Terörist diyebiliyor musunuz? Değerli arkadaşlar, Türkiye kamuoyunu doğru bilgilendirin. Türkiye kamuoyunu doğru bilgilendirin. Lütfen, tekrar kınıyor. Gaziantep'te iki de kınıyoruz. Buradaki de kınıyoruz. Kınama değil. Terörist diyor musunuz onlara? Değerli arkadaşlar.